bir tasvir yapılıyor. Fakat bunun Allah'tan gönderilen bir ceza olduğu zannediliyor. Yani Allah'a ve Resulüne harp açanların karşılaşacağı şey, orada harp kelimesi kullanılıyor. Bir harbin lahi ve resulihi. Harp kelimesi iki yerde kullanılıyor. Bir tanesi de bu Maide suresi 33. Allah'a ve peygambere karşı harp açanların karşılaşacağı şey, bu karşılaşacağı cezası diye çeviriyorlar. Karşılaşacağı şey öldürülmeleri, asılmaları, sürgün edilmeleri, ellerin ayaklarının çaprazlama kesilmesidir. Onlar dünyada karşılaşacakları şey budur. Ahirette de azabı büyük olacaktır. Yani bu ayet soruyor arkadaş. Maide 33 dediğimiz budur. Şimdi bu ayetin Arapça orijinal metnine baktığınız zaman hiç emir sigası kullanılmadığını görürsünüz. Yani ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesin demez. Fakta'u demez. Yugatta'une kesilirler. Yani olup bitmekte olan bir şeyi tasvir etmektedir. Emir vermemektedir. Direkt hepsi fiildir. Muzari fiil olarak kullanılır. Hak ettikleri değil. Karşılaştıkları ceza. Oradaki ceza kelimesi de onlara verecek ceza budur. Anlamında değil. Yani şöyle. Şimdi Allah'a ve Resulüne harp açmak demek Kur'an literatüründe. Önce bunu öğreneceksiniz. Orada neden emir sigası kullanılmıyordu sürekli? Muzari sigası. Yani olup vakti olan bir şeyin tasviri. Şimdiki zaman kullanılıyor da emir. Böyle yapın denmiyor. Allah ve Resulüne harp açmak ne demek? Bunu kullandığınız zaman, bunu öğrendiğiniz zaman burada şunun ortaya çıktığını görüyoruz. Burada olup biten bir şey tasvir ediliyor. Ve bunu yapmayın diyor aslında. Bak bunu yapmaya devam ederseniz karşılaşacağınız şeyler bunlar olur. Su testisi su yolunda kırılır. Allah'a ve Resulüne harp açmak demek savaşçılık yapmak demek. Yani kamu, orada Allah ve Resul kamuyu ifade ediyor Kur'an lisanında. Yani halka savaş açarsanız orayı burayı işgal etmeye yetenirseniz İnsanların yeraltı ve yerüstü kaynaklarını el koymaya, kabileleri basmaya, yağmaya çıkarsanız, talandan vazgeçmeseniz, burada sizin karşılaşacağınız şey ya bir köşede öldürülmektir, ya bir intikam saldırısıyla yok olmaktır, veyahut da elleri kolları bağlanıp, yerlerde sürüklenip, ayakları, elleri kolları cezalandırma amacıyla kesilmektir. Çünkü bunu yapanların karşılaşacağı şey bundan başka bir şey olmaz. Yapmayın bunu diyor. Tam tersi yani. Çünkü baktığın zaman ne deriz? Su testisi su yolunda kırılır deriz. Şimdi Hitler ne yapmıştır? Allah'a ve Resulüne savaş açmıştır. Evet. Kur'an literatürüne göre Hitler bir diktatör olarak tüm Avrupa ülkelerine saldırdı. 60 milyon kişi öldü onun yüzünden. Ne yapıyor? Kamuya saldırdığın zaman tüm kamu Allah ve Resulüdür. Kamu Allah ve Resulü olarak ifade edilir Kur'an'da. Fransa'ya saldırıyor, Belçika'ya saldırıyor, İngiltere'ye saldırıyor, Rusya'ya saldırıyor. Saldırmadığı bir Avrupa ülkesi yok ya. Her yere ele geçirecek arkadaş. 1000 yıllık şey kuracak, krallık kuracak. Ne oldu peki? Sonu ne oldu bu işin? Yaptıklarıyla karşılaştılar. Onlar öldürdü. Onlar da bunu öldürdü. Sonra kafaya sıktı altına çocuğuyla beraber. Gitti. Yaptığının bir benzeriyle karşılaştım. Yani bu talan, yağma, saldırı, ele geçirme, işgal bunun benzeriyle hayata veda etmekten başka bir işe yaramaz. Bu yanlış bir şeydir. Bunu yapmayın diyor. Maide suresi 33. ayetin anlamı bu arkadaşlar. İnsanlara bu tür cezalar vermek için anlatılmıyor. Tam tersi bu ayette firavunlara da telmih vardır. Çünkü firavunlar insanların ellerini ve ayaklarını çaprazlama keserdi diyor başka bir ayette. Bunun firavunların cezası olduğunu söylüyor.
İşte el ve ayak kesmeyi de kullanarak firavunların yaptığı gibi yapmayın diye firavunlara bir telmihte buluyor. Onlar böyle yapıyorlar. Şu firavunlar ne yaparlar? İşte İster de firavunu, çağımızda firavunlardan bir tanesi. Aynı geçmişteki firavunların aynısını yaptı. İnsanlığa kan kusturdu. Avrupa'yı kan gölüne çevirdi. Ve sonunda eller ayakları çaprazlama kesildi. Bir köşede kurşun sıkılarak öldürüldü. Üzerine mazot döküp yaktılar. Kendi adamına kendini yaktırdı. Bu hazin sonu anlatıyor. Yeryüzünde ne kadar hazin savaş varsa, kanla, ölümle, barutla, kelleyle, bacak kesmeyle, katlolunmakla, asılmakla sonuçlanan bu Maide 33 aklınıza gelsin. O anlatılıyordur ve bunun sonu budur. Bunu yeryüzünden tamamen kaldırmak lazım. Bundan başka bir şeyle karşılaşmazsınız diyerek bilinçli bir şekilde tamamen şimdiki zaman sigarası kullanarak şu an içinde geçerli olduğunu bize göstermiş olur. Şu anda da Allah'a ve Resulüne, yani halklara, insanlara, milletlere savaş açan, işgal eden, ele geçirmeye çalışan Irak işgalesinde insan hakları ve demokrasi getireceklerdi. 1 milyon kişi öldü. Uçaklarla, koalisyon güçleriyle Irak'a ve Afganistan'a saldırdılar. Yıllar sonra da çekildiler. Ne oldu? Elleri ayakları çaprazlama kesildi. Bir köşede vuruldular, asıldılar. Kan, katliamdan başka ortada bir şey yok. Başka bir siyasi sebebiyet vermiyor. Bunu yaparsan bununla karşılaşırsın. Dünyada geçerli olan şey eden bulur. Su testisi su yolunda kırılır kuralıdır. Kılıçta yaşayan kılıçta öler. Bu İncil'de böyle geçer. İncil'de kılıçta yaşayan kılıçta yaşayan kılıçta ölür. Bundan vazgeçin diyor. Bak ben şu anda var ya öyle bir noktaya gelmiş buluyorum ki. Mesela bu Kürt meselesi falan denir değil mi? Yani müzakere yoluyla anlaşılır ayrı bir Kürt devleti bile kurulabilir. Hiç kan dökmeden. Müzakere yoluyla anlaşarak. Masa başında kurulan ülkeler var ya yeryüzünde. Gidiyor anlaşıyor. Kardeşim ben ayrılıyorum. Ayrı bir iş olacağım diyor. Hadi bari git işine deyip. Yani kan dökmeye savunma olduğu zaman izin verilmiştir. Ama yine de iyi değildir. İnsanların kan dökmesi saçmalıktır. Adam ama bütün bunlardan hala anlamıyor ve geliyor seni ele geçirmeye çalışıyor. Yani geliyor burayı ele geçirmeye çalışıyor. Buranın yeraltı yörüsü kaynaklarına el koymaya çalışıyor. Bizi köle yapmaya çalışıyor. Kendisi orada çalışacak. Biz buradan ona kölelik yapacağız. Var mı böyle bir şey ya? Yeryüzünde böyle yapmaya kalkan kim olursa bununla karşılaşır. Ve bu tabii olarak böyledir yani. Doğal olarak böyle. Sen beni öldürmeye çalışırsan ben de sana tepki gösteririm. Sen benim yeraltı ve yörüsü kaynaklarına el koymaya kalkarsan ben de sana bunu yaptığına pişman ederim. Her türlü karşı direnişe geçerim yani. Milletler görüyorsunuz geçiyor da. Ve kimsenin yaptığı bu anlamda yanına kar kalmıyor. Dolayısıyla bu yol yol değildir. Bundan vazgeçilmelidir. Anlatılmaya çalışılan bu. Benim anlattığım doğrudur. Ateist siteleri bu ayeti çok kullanırlar. Bakın bakın Kur'an-ı Kerim'de inanmayanlara ne ceza veriliyor? Allah'a ve Resulüne inanmayanlar, harp açanlar inanmayanlar yaparlar. Yani şu arada kendi halinde Allah'a inanmayan bir ateist ayağı kesilecekmiş, asılacakmış veya sürgün edecek veya kafası uçuyor. Bak baba ne diyor diyor. Yani bu ayeti garibim üzerine alınıyor. Ya sen halka savaş açan birisi misin? Sen bir halk düşmanı mısın? Yani diyelim halkın üzerine ateş emri mi verdin? Sen kimsin de bunun üzerine alınıyorsun? Bu kimden bahsettiğini biliyor musun sen? Kabile ağaları emir veriyor. Gidin yağmalayın, talan edin diye. Sen öyle birisi misin? Onların karşılaşacağı şeyin bu olacağını. Bu cezayı verin demiyor. Bunu yaparsanız bununla karşılaşırsınız diyor. Ayetin lafzı uslu bu. Şimdiki zaman sigası kullanılması, emir vermekten ısrarla kaçınması. Çünkü ben ayetin Arapçasını tek 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 baktım. Bir tane emir göremezsiniz orada. Neden acaba? Çok dikkatli çünkü. Bunu emir olarak algılanır diye düşünülmüş. Ve bir tasvir yapılmış. Doğru bir tasvirdir. Buna benzer tasvirler biz de şu anda günümüzde yapabiliriz. Yani sen kalkar da ülkeleri işgal etmeye kalkarsan. Yani Fransa yetmedi Belçika. Belçika yetmedi İngiltere. İngiltere yetmedi Hollanda'sı. Her yere saldırıyor adam ya. Kudurmuş gibi. 60 bin kişi öldü ya.
Avrupa'nın, Avrupa Birliği sırf bunun üzerinden kuruldu. 60 milyon işte. Kadocu odaları bilmem ne. Yani bunun sonu nedir yani? Bunu yapan adamın karşılaşacağı şey burada tasvir edilir. Bunu yaparsan kardeşim karşılaşacağın şey de budur. Eden bulur. Ceza vermeye gerek yok yani. Allah niye ceza versin ki? Ya sen gider adamı gazozosuna doldurur, öldürürsün. Bu da adam bir yerden sana saldırır, intikam alır yani. Yani şu anda birisinin hakkına ısrarla tecavüz edip de karşılığında bir tepki vermeyen bir halk yoktur. Ve bu doğanın kanununa terstir. Kediyi bile fazla çıkarsan üzerine sıçrayarak tırmalar. İnsanda bu var. Üstüme gelirsen sıçlarım, tırmalarım yani. Kimsenin üzerine fazla gitmeyeceksin. Tırmalar mısın? O zaman rahat bırakacaksın. İnsanları rahat bırakacaksın. Bunu yapmayacaksın. Yani burada mesela çok güzel bir şey anlatmaya çalışılıyor ama adam bunu alıyor. İşte bak Kur'an bunu inanmayanlara bunu öngörüyor. Sadece onlar değil ki. Bizim bu IŞİD kafalılar da aynı şeyi düşünüyor. Taliban kafalılar. Onlar da o ateist serenindekileri gibi düşünüyor. Bunlar birbirlerini besliyorlar. O diyor ki bak. Ne yapıyor? İnanmayanların ellerini ayaklarını kesiyor. Çünkü Maide 33 öyle söylüyor. Gerçek İslam, İsrail için anlattığı toz pembe İslam değildir. Taliban'dır, IŞİD'dir diyor. O da diyor ki bak tabii keserim bak adam zaten Allah'ı inkar ediyor diyor. O inkar ettikçe Taliban'laşıyor, bu Taliban'laşıyor, o inkar ediyor. O nedenle birbirlerini besliyorlar diyorum ben. Bu ateist siteleri, fanatik ateistlerle, din düşmanı haline gelmiş sünni ateistlerle IŞİD, Taliban birbirini beslemektedir. Bu çarşamba cemaati birbirini beslemektedir. Onlar hurafe anlattıkça bunlar ateist olmakta, bunlar ateist oldukça onlar hurafeye sarılmaktadır. Yani giriyorum bazen böyle internet sitelerindeki tartışmalarına bakıyorum. Tabii bana göre değil yani ben böyle gülmekten yerlere yatıyorum da birbirlerine neler söylüyorlar neler. Onun ona verdiği cevap yanlış, onun yaptığı değerlendirme yanlış. Nereden tutsan eline geliyor. Yani bir tartışmaya müdahil olsam bu sünni ateiste klasik sünninin Taliban'ın tartışmasına girsem diyelim 100 kelimeye konuşmuşlarsa ben tartışmaya gelinceye kadar 99'unu düzeltmem lazım önce. İkisinin de. Nereden gireyim ben bu işe ya? Ama almış başını gidiyor. Biri diğerine bakarak sünni ateist oluyor. Biri diğerine bakarak hurafecinin teki oluyor. Ve bizi de arada iki tarafı daha böyle toz pembe hem oradan hem buradan böyle tam böyle safını belirleyememiş. Net tavrını koyamayamamış. Kafirler öldürülür, kılıçtan geçirilir. Eller ayaklarına çaprazlama kesilir tabi. Rabbim böyle buyuruyor. Diyemeyen birisi olarak beni görüyorlar. Hay Allah'ım ya. Sizin kafanıza.